İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye bünyesinde Erikçe'de açılan Mutfak Sanatları Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda devam edilen ve yapımı tamamlanan projeleri anlatan Başkan Şahin, 20 Eylül'de başlayacak Uluslararası Gastronomi Festivali'nin kentin tanımına katkı sağlayacağını söyledi. Büyükşehir değil, saklı kent olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye bünyesinde Erikçe'de açılan Mutfak Sanatları Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bugün sizin de merak ettiğiniz şehrin yaşam kalitesini ilgilendiren büyük işlerde hangisinde, hangi aşamadayız? Sizi çok yormadan tek büyük işlerimize, öyle sosyal kültürel işlere girmeden şehrin beklediği büyük yatırımlarda durum nedir? Bir de kısa bilgilendirme arzusundayım ki daha verimli olsun. Toplantıda projelerinden bahseden Başkan Şahin, Kuzeyşehir Konut Projesi'nin hem işverenin hem de işçinin yükünü hafifleteceğini belirtti. Bu tabii şu an Türkiye'nin örnek projesi, bir Gaziantep projesi değil. Türkiye'nin o bildiğiniz konutlarının dışında hakikaten şehre uygun, komşuluğa uygun, yeşil dokusu, yüksekliğiyle, balkon genişliğiyle Gaziantep'e uygun büyük bir projenin önemli bir aşamasındayız. Siz aslında çok iyi biliyorsunuz, gezdirme fırsatımız da oldu ama gelinen noktayı yeniden özetlemek istiyorum. Bizim açımızdan niye çok önemli? Organize 5'te 150 bin kişiye gün taşıyoruz. Her gün. Buna ne can dayanır, ne yakıt dayanır, ne hava kirliliği dayanır. O yüzden hem patronların üzerindeki yükü hafifletmek, mali yükü hafifletmek, hem işçilerimizin daha sağlıklı, daha verimli çalışması, hem de konut fiyatları şehirde düşünmek için bu proje çok önemli. O yüzden çok önemli bir arsa, 5,5 milyon metrekare. Hakikaten bu bir ekip çalışmasıydı. Yapımı sürdürülen Gaziantep Panorama Müzesi'ni kentin kurtuluş günü olan 25 Aralık'a yetiştirmeyi planladıklarını kaydeden Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü. 25 Aralık'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Hızla devam ediyor. 25 Aralık'a yetişmezse bizi Gazi Kefan 8 Şubat'ta mutlaka açılışını yapacağız. Ama 25 Aralık'a yetişecek. Şu anda büyük şüphemiz yok. Hızla devam ediyor. Bunun en büyük özelliği 1453'ü gördünüz mü bilmiyorum. 1453'teki İstanbul'un kurtuluşunun ofset baskıyla gösteren bir panorama müzesi. Bu, Gus ressamın yaptığı yağlı boya. Tanıtımların önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, Rum Kale'nin Türkiye'nin en görkemli kaleleri arasına girdiğini hatırlattı. Türkiye'nin en görkemli kalelerin içinde yer aldı. Aslında tanıtımın ne anlama geldiğini, tanıtmadığınız zaman bunların hiçbir önemi olmadığını gösteren benim ilk sosyal medyada kendi Twitter hesabımda paylaştığım da ilk başkan olduğuna gittim. Seyir tepesinden Rum Kale'ye oturdum. Burasına yazdırdım. Şaşırdılar. Oradan buraya geldik. Ya Türkiye'nin en görkemli kalelerinden birine geldik. Açıklamaların ardından basının sorularını yanıtlayan Şahin, mazeret üretmenin kolay olduğunu vurguladı. Seçildiğiniz günden beri defalarca genel seçim oldu, referandum oldu. Sınır bölgemizde sürekli güvenlik sorunlarından dolayı hem savaş var hem şehrimizde maalesef olumsuz olaylar yaşandı. Ama siz yine de 4,5 yılı az önce hani doğduğu anlattınız. Yine de içinizde ufte kalan, hani bu olumsuzluklardan dolayı yaşadıklarından dolayı içinizde ufte kalan bir şey var mı? Yani şöyle olmasını isterdim diyebilir misiniz? Zor zamanda bunu gündeme yapıp ve buradan 1 milyon kişi gelecek deyince 1 milyon kişi getirebilmektir başarı. Zor zamanda. Çünkü mazeret üretme çok kolay. Neden yapamadığını anlatmak da çok kolay. Ben katılıyorum. Hatta çok da çabuk unutuyoruz. O gün Ali Komutan veda yemeğinde 15 Temmuz sonrası Fırat Kalkanı'nın nasıl başladığını ve eğer bu Gaziantep'in insanı, gücü, yerel yöneticileri olmasaydı bunu başarılamayacağını anlattı. 4-5 tane iş makinemiz pert oldu biz. 15 Temmuz'dan çıktık. Fetö'nün darbesiyle karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı bir ay sonra ben geldiğim gün Fırat Kalkanı'na başladık. Yani o kadar zor bir dönem geçti ki. Ama hamdolsun bugün Fırat Kalkanı bütün Cumhurbaşkanımızın yurt dışına gittiği zaman Cerablus'u bir başarı hikayesi olarak anlatıyor. 3000 kişiden 100.000 kişiye çıkardık Cerablus'u. Afrin operasyonu tamamlandığı zaman 400.000 kişi dönecek. 1,5 milyon insanın yeniden dönüşüyle ilgili sınır güvenliğini başarmamız gerekiyor. O yüzden
Biz doğru bildiğimiz yolda cesaretle gitmemiz gerekiyor. Halkımızın vicdanı da her şeyi tartıyor. Bireysel birinin ikbali, hesabı bir tarafa, onu yönetiriz. Ama toplumun genelinin vicdanı ne dediği benim için çok bilir. Biz o vicdanların sesi olmaya devam ediyoruz. AK Parti Gaziantep Teşkilatı tarafından merhum Başkan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. AK Parti Gaziantep Teşkilatı tarafından merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahin Bey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Kıymetli dava arkadaşlarım. Basın açıklaması öncesi değerlendirmelerde bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci 17 Eylül 1961'i demokrasiye kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. 27 Mayıs darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde anayasa, İhtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme antidemokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez junta egemenliği altına alınmaya çalışmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin iz düşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin idaresini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ve arkadaşlarına yapılan darbe bütün Türk milletine yapılmıştı. Ve o gün idam kararı verildiğinde hiç boynu eğmedi, eyvallah etmedi ve ne dedi biliyor musunuz? Allah milletimize zeval vermesin. Çünkü o çok varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 50 bin dönüm arazisini çok büyük miktarda Aydın'da arazisi vardı, halka dağıttı. Sevle'den Billider'di. Bundan çok rahatsızlardı. 1950 yılına kadar tek parti diktası vardı. Tek parti diktasını milletle beraber yıktılar ama bu yıkımı o günkü vesayetçiler kabullenemedi. Kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan en güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri. Şahimiye Belediyesi 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde atık toplama etkinliği düzenlendi.
Şahin Bey Belediyesi 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla atık toplama etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında çevre bilinci oluşturmak amacıyla Şahin Bey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger ve kurum müdürleri Mütercim Asım Caddesi'ni temizledi. Yapılan temizlik etkinliği sırasında geri dönüşüm hayat değiştirir, çöpü çöpe at, en güzel temizlik kirletmemektir, gelecek dönüşümde dönüşüm Şahin Bey'de şeklinde pankartlarla temiz bir çevre için mesajlar verildi. Tabii insanlar böyle sokaklarda gezerek çöplerini toplamalarını istemiyoruz ama İnsanların etraflarını, çevrelerini kirletmemelerini istiyoruz. Ve dolayısıyla bu şekilde çevremizi kirletmemelerini istiyoruz. Bu şekilde eğer biz etrafı kirletmezsek, bu atıklarımızı yerlere, boş bulduğumuz yerlere, sokaklara, çevremize atmazsak, çevremiz de temiz kalır. Daha güzel bir şehrimiz olur, daha temiz bir şehrimiz olur, daha güzel bir çevremiz olur. Aslan yatağından belli olur. Ve bu arada temizlik imandandır. Dinimiz de bunu söyler. Biz de bunun için çevremizi kirletmemeye gayret göstermeli. Etrafımıza bu konuda bilinçlendirmesini sağlamak üzere, çocuklarımız dahil olmak üzere etrafımızı bu şekilde uyarmamız lazım. Ve daha güzel bir Şahin Bey için, daha güzel bir çevre için, daha güzel tertemiz bir dünya için hep birlikte gayret etmemiz gerekir. Gaziantep'te terlik atölyesinde işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Mehmet Yıldırım'ın cep telefonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından motosikletin heybesinden çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Terlik atölyesinde işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Mehmet Yıldırım'ın cep telefonu kimliği belirsiz kişi tarafından motosikletin heybesinden çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Şehit Kamil ilçesine bağlı Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Motosikletine binmeden önce telefonla görüşen Yıldırım, görüşmesini bitirdikten sonra cep telefonunu motosiklete bıraktığını belirterek 3-4 dakika gibi kısa sürede hırsızlığın meydana geldiğini ifade etti. Talihsiz genç olay anının güvenlik kamerası kaydının da bulunmasına rağmen 8 gündür telefonunu bulamadığını belirtti. İsmim Mehmet Yıldırım. Gaziantep'te yaşıyorum. Terlik işinde çalışıyorum, serigrafi. Olay şu, iş yerinde o gün çalışmıyorduk. Şarj aletim olay iş yerinde kalmıştı. Şarj aletimi almaya gelirken ustamı aradım. İçeri geçmek için kimse var mı dedim. Evet kardeşim var dedi. İçeriye geldim. Girdiğim anda o 50 metre ileride telefonla görüştüm. Girdiğim anda telefonumu heybenin içine koydum. 3-4 dakika içeride durdum, dışarı çıktım, telefonum yoktu. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.